Sevgili seyirciler, malum yılbaşı yaklaşıyor. Dolayısıyla birbirimize hediye alma zamanı da geldi. Yılbaşının üzerine biz de acaba birbirimize ne alabiliriz, sevdiklerimize ne alabiliriz diye merak ettik ve 95 bölgesindeki Dore kuyumculuğa geldik. Bakalım yeni yıl için hanımlar ve beyler birbirlerine neler alabilirler? Efendim merhabalar. Merhabalar. Yılbaşı yaklaşıyor. Tabii ki herkes sevdiğine hediye alacak. Takı bizim için de çok önemlidir gerçekten. Acaba bu arada gelenler daha çok hani neler tercih ediyorlar? Onları biraz yönlendirelim isterseniz. Şimdi bizim genelde hediyelik olduğu için takılarda tek taş türü, küpeler ve hafif bileklikler tercih ediliyor. Şimdi bunların arasında daha çok sanıyorum tek taşlar yılbaşı üzerinde herhalde en revaçta olan takılar değil mi? Bir bayanın vazgeçemediği şey tek taşı. Mutlaka olması gereken bir şey. Bizim insanlarımız seviyorlar. Sevgili seyirciler, sevgili beyler, yılbaşı üzeri mutlaka eşinizin ya da sevdiğinizin bir tek taşı yoksa bu kulağınıza küpe olsun. Hemen yani bir tek taş almanın yollarını arayın bizce. Pırlanta deyince çok mu pahalı acaba diye düşünüyordur insanlar. Bir tek taş almak için ne kadar para ödememiz lazım minimum? Pırlantalı tek taş dediğimiz zaman bugün 300 Euro'dan başlayıp 700-800 Euro'ya kadar çıkan pırlantalar var. Hı-hı. Tabii ki bunlar kalitesine göre değerlendiriliyor. Peki Garo Bey, şimdi birinci sırada tek taşlar dedik. Sonrasında neler geliyor? Tek taştan sonra hitap ettiğimiz şey küpedir. Bizim insanlarımız, bizim kadınlarımız vazgeçemediği bir olay küpedir. Hepimizde küpe vardır. Yani çocuğumuz Hı-hı. dahi 6 aylık olduğu zaman kulağını deldirmeye gelindi evet. buraya. Ve kulaklarını deleriz onları. Yüzük olayında bir ölçü sorunu olduğu için evet. küpede böyle bir olay yok. Küpeyi rahatlıkla onlar alabilirler. Ne aldınız acaba? Küpe. Eşinizin yeni yıl hediyesi diyebilir miyiz buna? Öyle gibi. Peki sık sık alışveriş yapar mısınız Dore'den? Genelde. Fazla sık olmasa da birkaç ayda bir uğruyoruz. Evet. Efendim memnun musunuz buradan alışveriş yapmaktan? Evet, çünkü diğer dükkanlara göre daha en azından istediğin çeşitleri daha rahat bulabiliyorsun. Hanımefendi, sürprizleri buradan yapıyorsunuz galiba. Evet, daha önce de buradan almıştım evet. Güle güle kullanın. Sağ olun. Peki hediyelik eşyalarda sanıyorum üçüncü sırayı da yüzükler alıyor değil mi Garo Bey? Yüzüklerdir. Evet. Yüzüklerdir. Sana artı ikincisi gelen de bilekliktir. Hı hı. Yani tek taş pırlanta, küpeler, yüzükler ve ince bilezikler, hediyelik bilezikler. Değil mi? Sıralama böyle mi gidiyor? Evet, böyle gidiyor. Aynen böyle gidiyor. Merhabalar. Merhabalar. Neden Dore'den takı almayı tercih ettiniz? Dore'mizin takıları çok güzeldir. Yani biz istediğimiz şeyleri bazen sipariş getirttirebiliyoruz. Çok şık bir bilezik almışsınız. Eşinizin hediyesi mi? Eşimin hediyesi. Hani bizim bildiğimiz kadar hanımlar daha çok bu işe meraklıdır ama eşiniz mi beğendi, size aldı bunu? Eşim beğendi, aldı. Ben yani eşim benden daha meraklıdır yani böyle şeylere. Tuğra şeklinde bir çok şık gerçekten bir bilezik. Öbür tarafta da şöyle bir seyircilerimiz görsünler. Yine çok şık bir bilezik var. Güle güle kullanın o zaman. Ne diyelim? Sağ olun, teşekkür ederiz. Peki şimdi bunları beyler hanımlarına ya da sevgililerine almak zorundalar. Acaba merak ediyorum. Hanımlar beylerine bir şey almıyor mu? Hanımlar alıyorlar. Kendileri o zaman aldıkları zaman bir tek sevgililer günde alıyorlar ama bir tek saat olayı var, bir de bileklik olayı var. Evet. Bunlar da çok ağır şey oldukları için çok nadir kendi eşini alıyor. Bizim erkeklerin zaten çoğunda yüzük vardır. Hı hı. Ama yüzükleri olduğu için genelde daha çok saatten bilekliği tercih ediyorlar. Acaba bir hanımın yılbaşı üstü eşine hediye alabilmesi için minimum ne kadar parasının olması lazım Dore kuyumculuktan böyle bir saat ya da bileklik alması için? Bugün bizimdeki saatlerimiz, sattığımız saatler markalı saatler ki bunlar 100 Euro'dan başlıyor erkek saatleri, garantilidir. Artı bir de alabileceği kendisine uygun olan bir şey bir erkeğe bir yüzüktür. Müşteriler daha çok yılbaşı üzeri Türklerden mi oluyor yoksa Fransızlardan mı? %90 Türklerdendir. Geri kalan %10'u Fransızlar ve diğer yabancı olan insanlardır. Efendim o zaman tam yılbaşı üzerinde isterseniz vatandaşlarımızı buraya bir davet edelim. Sizin yeni model hediyeliklerinizi bir görsünler. Bu yılbaşı üstüne bizim yeni modellerimiz geldi. İnsanlarımız gelsin, görsünler, hediyeliklerini istedikleri beğensinler, alsınlar. Onları biz buraya bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi seneler şimdiden size. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.